Senin içinde de bilmediğin gizli kalmış bir güç var. Bir potansiyel var. Keşfedilmeyi bekleyen olağanüstü bir güç var. Sana şunu kesin söyleyebilirim. Eğer sen o potansiyeli açığa çıkarırsan Allah'ın izniyle çözemeyeceğin hiçbir problem yok. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Ama o potansiyeli keşfedersen oluyor. Şöyle metreden örnek vereyim. Şu bir metre olsun. Bu bir metre sevgili arkadaşlar. İnsan potansiyelinin sadece %2'si, şu gördüğünüz var ya, %2'sini kullanıyor. En fazla %3. Bakın şu kadar, şu gördüğünüz kadar. Şu kadar kullanıyor. 3 santim. Bu 100 santim ama. %97'si keşfedilmemiş. Atıl duruyor. Hiç kullanmadan insanlar bu potansiyelini hiç değerlendirmeden, hiç anlamadan, keşfetmeden ahirete göçüyorlar. O yüzden Hazreti Ali mezarlıktan geçerken yanındakilerine öyle söylemiş. En fazla sermaye burada demiş. Hepsi mezarın içerisinde. Hiç kullanılmayan sermayeler. Hepsi gömülüyor. Önemli olan ne? Bu gizli kalmış, keşfedilmemiş potansiyeli tamamen %97'lik kısmı keşfedip bunu hayata yansıtmak. İnsanlara faydalı olmak. 80-90 yaşına gelip de şöyle geriye baktığında pişman olmak istemiyorsan o zaman şu dediklerimi kale al, ciddiye al ve hayatına yansıt. Sen kendine inandığından çok daha fazla güçlüsün. Bunun örneklerini vereceğim. Ama öyle bil. Ne kadar inanıyorsun? Kendine bu kadar mı inanıyorsun? Aslında sen daha fazla güçlüsün. Bu kadar güçlüsün. Daha fazla güçlüsün. Ama bu kadarına inanıyorsun. Kullanmadığın, içinde kullanmaya açık, keşfedilmeye açık güç var, potansiyel var. Bunu kabul et. Örneği şu. Seyit Onbaşı. Öyle zamanlar gelir ki o keşfedilmeyi bekleyen potansiyel açığa çıkar. Rabbim çıkarır karşına. Kapı açılır birden. 30 kiloyu zor kaldıran insan birden 300 kiloyu kaldırır ve o batmaz denen geminin bacasından içeriye atarak bütün o büyük gemiyi batırabilir. Yani bir insan içindeki potansiyeli devreye sokarak koskoca devleti kurtarır sevgili arkadaşlar. Bununla alakalı devamlı anlattığım kartal tavuk hikayesi var. Kendini tavuk zanneden bir kartal var malum ve yıllarca tavuk gibi yaşıyor bu kartal. Hiçbir zaman kanatlarını kullanarak uçmuyor. Hiçbir zaman önüne gelen et nimetini değerlendirip et yemiyor ve devamlı buğday gibi çer çöp yiyor. Kendini tavuk zannediyor çünkü onu ikna etmişler. Sonra onun yanına başka bir kartal geliyor. Potansiyelini ona gösteriyor. Diyor ki sen bu değilsin diyor. Sen inandığından daha fazla güçlüsün diyor. Tavuk olduğuna inanıyorsun ama sen kartalsın diyor ona. Onu bayağı zor ikna ediyor. Kendini tavuk zanneden kartal, kartal olduğuna inandıktan sonra uçmaya başlıyor. Ve kendini rahmet rüzgarına teslim ediyor. Ve çok kısa sürede arzuladığı yere birkaç kanat çırpışıyla ulaşabiliyor. Çünkü kendini keşfediyor. Peki kendini keşfedene kadar aslında ömrünü zayi etmiş oluyor. Ömrünü ziyan ediyor. 10 senesini, 20 senesini tavuklarla takılarak ömrünü, hayatını ziyan ediyor, israf ediyor. Kendini keşfedince işte o zaman potansiyelini kullanmaya başlıyor. Başarılı oluyor, daha huzurlu oluyor ve ömrünü zayi etmiyor artık, israf etmiyor ömrünü. Sen de kendini tavuk zanneden kartal gibi olabilirsin. Veya o içindeki potansiyelini keşfetmemiş, kendini daha tanıyamamış, öyle bir şeyin varlığını bile bilmeyen, kendini keşfetmeyi bekleyen birisi olabilirsin. 18 yaşına kadar devamlı bir insana 144 bin ile 455 bin arasında çaresizlik telkini veriliyor. Yani yapamazsın, beceremezsin diyerek çaresizlik öğretilmiş insan da olabilirsin. Bu zamana kadar devamlı negatif telkinlerle büyümüş olabilirsin. Bu şekilde yetiştirilmiş olabilirsin. Hani bir adama 40 kere deli de deli olduğuna inanır. İşte onun gibi artık işin içinden çıkamayacağını kabul etmişsindir. O kartalın ben tavuğum, ben kartal değilim demesi gibi. Bizim kültürümüzde zaten öyle yaygın bir durum var. Motive etmek için devamlı ters yöntemle sen yapamazsın, hırslansın diye, sen beceremezsin, zaten senden adam olmaz
diye yetiştirilmiş insan da olabilirsin. Ama şunu açık ve net söyleyeyim. Sen kendine inandığından daha fazla güçlüsün. İçinde olduğundan çok daha fazla potansiyel var. Ve o potansiyel bekliyor. Sen %3'ünü kullanıyorsun en fazla. Daha %97'si bekliyor. İçindeki potansiyeli ortaya çıkarabilmek için yapman gereken şey ne biliyor musun? Beyninin sırlarını çözmek. Beyninin sırlarını çözmeye başlarsan o zaman içindeki gücü ortaya çıkarabilirsin. Bazen Seyit Onbaşı gibi bu içindeki gücün farkında olmuş olabilirsin. Bazı durumlarda, bazı acil durumlarda. Örneğin sen birisini düşünüyorsun. Oraya odaklanıyorsun o kişiye. Sadece beyin gücüyle o kişi seni arıyor birden. Yani aslında sen orada ne yaptın? Beynin gücünü kullandın bilmeden. Bilmeden bu kadarını yaptığını düşün. Bir de bilerek neler yapabileceğini düşün. Bu yöntemleri öğrenenler maddeyi bile sadece düşünerek sallayabiliyor sevgili arkadaşlar. Hatta bunu ispatlayan canlı bir video yaptık YouTube'da. Onu videonun altında paylaşacağız. Düşünce gücüyle kişilerin parmakları uzadı. O videoyu izleyerek sen de bunu yaşayabilirsin. Yani şaşıracaksın biliyorum. İçindeki potansiyeli kullanmaya başladığın zaman hiç ummadığın şeyler yapabiliyorsun. Sen de o deneyi kendine yapabilirsin. Videonun altında onu paylaşacağız. Biraz önce tavsiye ettiğim YouTube videosunu izledin. Orada bir deney var, tamam mı? O deneye göre parmağını uzattığını düşün. Sadece 10 dakikalık veya yarım saatlik bir video izleyerek parmağını uzattığını düşün. Yani içinde bir potansiyel var. Onu kullanmaya başladığında bunu yapabildiğini düşün. Ve düşünsene %5'lik kısmında bu kadar gelişme varsa %10 potansiyelini kullanmaya başladığında acaba neler yapabileceğini düşün. Şunu sana söyleyebilirim. Ticaret yapıyorsan daha fazla para kazanabilirsin. Hiç beklemediğin yerlerden rızkını çoğaltabilirsin. Fırsatlar yakalayabilirsin. Şans denen o şansını açabilirsin. Beynin daha hızlı çalıştığı için imtihandan bir hafta önce ders çalışır, imtihana girersin. Ben öyle yapıyordum devamlı. Üniversiteyi ben öyle bitirdim. Bir hafta önce ders çalışıyordum devamlı. Niye? Çünkü potansiyelim kullanıyordum. Millet 8 ay ders çalışıyordu. İmtihana giriyordu, kaybediyordu. Ben bir hafta önce başlıyordum. Çünkü kullanmayı biliyorum. Ve giriyordum. Bir haftada kazanıyordum. İyi notlar alıyordum üniversitede. Hiçbir zaman ders sorunum olmadı hayatımda. Niye? Potansiyelim kullandığım için. Hiçbir zaman fatura öderken düşünmedim. Veya alışveriş yaparken bu kaç para diye sormama gerek kalmadı. Niye? Çünkü finansal özgürlüğüme kavuşmuştum. Potansiyelim kullandığımdan dolayı. Normal insanlar %2, %3 kullanıyor. Ben %8, %10 kullanıyorum. Daha fazla kullandığımdan dolayı rakibim azdı. Yani şöyle düşün. Ortalamaya göre daha iyiydim. O yüzden kasmadım hiçbir zaman. Kasmam da yani gerek yok kasmaya. Benim eğitimlere katılan insanlar genellikle potansiyelini kullanıyor. Kullandıkları için keşfedilmeyi bekleyen potansiyelin bir kısmını %5, %6 daha fazla kullandığından dolayı onların da öyle bir derdi yok. Onlar da alışveriş yaparken kaç para diye sormuyorlar artık. Veya gelecekle alakalı kaygıları yok. Niye öyle bir kaygısı olsun ki? Niye öyle bir derdi olsun ki? Bununla beraber iş hayatında müşteri problemi de yaşamıyor ki. Potansiyeli kullandığından dolayı müşteri zaten geliyor. Sadece potansiyelini kullanarak mıknatıs gibi müşteriyi çekiyor. Veya bir yerde Angestellte ise, yani Almanların deyimiyle bir yerde çalışıyorsa orada da öyle bir derdi yok. Orada kariyeri çok hızlı yükseliyor. Niye? Diğer insanlardan daha farklı. Çünkü diğeri normal %2 kullanıyor potansiyelini. Bu %10 kullanıyor. Tabii rakibi yok. Aynı zamanda duygularını kontrol ettiği için bu kişiler öfke sorunu yaşamıyor. Ailede de bir huzursuzluk yaşamıyor. Niye yaşasın ki? Çünkü duygularına hakim olabiliyor. Duygularıyla hareket etmiyor. Mantığıyla, aklıyla hareket ediyor. Ve bu insanın daha çok seveni oluyor. Çevresindeki insanlara daha faydalı oluyor. Mıknatıs gibi insanları çekiyor. Sen de içindeki potansiyelini keşfetmek için o kartal tavuk hikayesini anlattığım bilge kartala ihtiyacın var. Yani bir yol gösterene ihtiyacın var. O kendini tavuk zanneden kartalı ikna eden bilge bir kartal vardı. O uğraştı, onu ikna etti, onu harekete geçirdi. Ona kanatlarını nasıl kullanacağını gösterdi. Ve o şekilde artık tavukluktan kurtuldu ve kartal olarak uçmaya başladı özgürlüklere. Sevgili arkadaşlar, biz de yıllardan beri o bilge kartal gibi sürekli kendini tavuk zanneden kartalları uçuruyoruz Allah'ın izniyle. Onları tekrar fıtrata götürüyoruz. Neyse
O. Yani içindeki kartalı uyandırıyoruz. Canlanıyor ve uçmaya başlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? O içinde açığa çıkmayı bekleyen, o keşfedilmeyi bekleyen potansiyeli açığa çıkararak yapıyoruz. İlk yaptığımız birebir o kişiyi analiz ederek, test yaparak o kişiye kendini tanıtıyoruz. Kartal olduğunu gösteriyoruz. Bak sen kartalsın. Senin içinde böyle potansiyelin var. Bak senin kanatların var. Sen tavuk değilsin ki. Belki seni ikna ettiler bu zamana kadar. 455.000 kere çaresizlik öğretildi ama çaresizlik yok. Yapabilirsin sen de. Sen de başarabilirsin. Sen de uçabilirsin. Senin onlardan farkın yok ki. Senin o diğer kartallardan farkın yok ki, sen de kartalsın diyoruz. Yani içindeki o keşfedilmeye bekleyen gücü harekete geçiriyoruz. Sonra stratejiler belirleniyor. Ona atması gereken adımları gösteriyoruz. Bak diyoruz, sen şunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Kartal olabilmek için kanatlarını böyle kullanacaksın. Uçmayı öğretiyoruz bir çeşit. Sonra en önemlisi de kalıcılığı sağlamak. Yani tekrar eski haline düşmemen lazım. Tavuk olmaman lazım. Kartalsan kartal gibi uçman gerekiyor. Yani pedali çevirmen gerekiyor. Pedali bırakmaman gerekiyor. Bisikletin pedalini bıraktığın zaman burnun üstüne düşersin. Biz bunları anlatıyoruz yıllardan beri. Bilge Kartal gibi. Eğer sana da bu konularda destek olmamızı istiyorsan o zaman bizimle şimdi, hemen şimdi iletişime geç. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Seninle adım atman gereken stratejileri belirleyelim. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.